Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Akbim üzerinden girmiş olduğunuz deneme sınavının soru ve çözümlerini incelemiş olacağız hep birlikte. Şimdi birinci soruyla başlayalım eğer isterseniz. Şimdi birinci soruya geldim. Evet, birinci soru diyor ki aşağıdaki tablo 4 ilçenin bağlı oldukları illere olan uzaklıklarını kilometre cinsinden göstermektedir diyor. Şöyle bir dakika. Öncelikle bir büyütmek istiyorum sayfayı. Büyüttükten sonra tamam böyle iyi. Evet şimdi bakıyorum. Çifteler Eskişehir'e, Şarköy Tekirdağ, Köprübaşı Trabzon'a, Sandıklı Afyon Karahisar'a yakınmış. Şimdi burada ben birinci ifadeye baktım da 4 üzeri 3 dediğim şey 3 tane 4'ün yan yana çarpılmasıydı. 4 kere 4 16, 16 kere 4'ten 64. 3 üzeri 4 demek. 4 tane 3'ün çarpılması. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 kere 3 81'dir. Buraya geldiğimde 7'nin karesi 7 çarpı 7'den 49'dur. 2'nin 6. kuvveti 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. 32 ile 2'yi çarparsam da 60. 4 olur. En yakın demek sayının en küçük olduğu demektir. Baktığımda sayının en küçük olduğu Köprübaşı'dır. O zaman cevap C şıkkı olur. Geçiyorum bir sonraki sayıya. Bir sayı doğrusunda işaretlenen A, B ve C noktalarıyla ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre C noktasına karşılık gelen tam sayı nedir diyor. Şöyle bir sayı doğrusu çizdim. Çizdikten sonra diyor ki A noktasına karşılık gelen tam sayı -4'tür. Yazdım -4. Şurası 0 olsun. B sayısına karşılık gelen +6'dır diyor. +6 diyorum. Tamam. Diyor ki C noktası A ve B noktanın olan uzaklıkları birbirine eşittir. Yani bu aradaki mesafeyi bulmam istiyor. -4, -6 dersem aradaki mesafenin +10 birim olduğunu görürüm. 10 birimse mesafe C noktası tam aradaymış. Tam aradaysa onu ikiye bölersem buradaki -4'ten de 5 birim, 6'dan da 5 birim. Ben buradan 4 birim gelirsem 0. 5. birim nereye gelir? 1'e karşılık gelir. Birden 6'ya da 5 vardır. O zaman 1'in karşılık geldiği şey +1'dir. O da C şıkkı olur. Devam ediyorum bir sonraki soruyla. Şubat ayının 29 günü olduğu yıllara artık yıl denir. Artık yılları gösteren sayılar 4'e tam bölünür. 4'e bölünebilme kuralı neydi? Şurayı bir silelim öncelikle. 4'e bölünebilme kuralı son iki basamağa bakacaktık. Son iki basamak 4'e bölünecek. Tamam. Son iki basama bakıyorum. 22 4'e tam bölünmez. 46 4'e tam bölünmez. 34 4'e tam bölünmez. Ama 52 4'e tam bölünür. Hemen 52'yi 4'e bölerek kontrol edelim. Bir kere 4, 4, 5'ten 4 çıktı. 1, 12'nin içinde 4, 3 kere. 4 kere 3, 12 ve çıkardığımda 0, 0 olur. Şöyle yapayım sıfırlarını yazsam da görünmeyeceği için yazmıyorum. Yani cevap D şıkkı olur. Geçiyorum bir sonraki soruma. Diyor ki görselde verilen tenekedeki 20 litre zeytinyağı her biri aynı miktarda yağ alan şişelere boşluk kalmayacak şekilde artırılmadan tamamen doldurulacaktır. Bu iş için kullanılacak her bir şişenin alabileceği yağ miktarı aşağıdakilerden hangisi olması? Yani şunu demek istiyor. Aşağıdaki şıklara 20 litreyi böldüğümde tam bölünüyorsa olabilir, tam bölünmüyorsa olamaz. A şıkkına baktım. 20'yi 1 bölü 2'ye bölmek istersem tamam 20'yi ben 1 bölü 2'lik parçalara koymak istersem 20 çarpı 1 bölü 2'den ne olur? 10 olur. 2 bölü 3'e koymak istersem 20 çarpı 2 bölü 3'ten 40 bölü 3 olur. Geldim 20 çarpı 3 bölü 4'ten ne olur? Sadeleşir 4 4'e böldüm 20'yi 4'e böldüm 5. 5 kere 3'ten 15 olur. Ve sonuncuyu 20 çarpı 4 bölü 5 dersem 5'i 5'e böldüm 1'i 20'yi 5'e böldüm 4. Buradan 16 gelir.
A, C ve D şıklarında 10, 15, 16 gibi tam bir sayı çıktı. Fakat B şıkkında 40/3 gibi bir rasyonel sayı çıktı. O yüzden cevabım B şıkkıdır. Bu miktar olamaz. Geçiyorum bir sonraki sayfaya. 55. soruya bakıyorum şimdi. 55. soruda diyor ki, yukarıdaki ifadelerde kutuların içinde soldan sağa sırayla, hemen deneyelim sırayla. 20A şıkkını deniyorum. Eksi 10 bölü 5. Önce bölmeyi yapıyorum. 10'u 5'e böldüm 2. 20'den 2 çıktı 18. A'nın cevabı 18. Geldim B'ye. 20 eksi 10 artı 5. 20'den 10 çıktı. 10 kaldı. 10'a 5 ekledim. 15. Geldim C'ye. 20 bölü 10 çarpı 5. 20'yi 10'a böldüm. 2, 2 ile 5'i çarptım. 10. Bu da. Burada da 20'yi 10'a böldüm. 2, 2'ye 5 ekledim. Bu da 7'dir. En küçük hangisi olur demiş. En küçük D şıkkı olmuş olur. Devam ediyorum bir sonraki soru ile. Şimdi diyor ki 5, 7, 11 ve 15 yaşlarındaki çocukları olan bir aile bir otelde tatil yapmak istemektedir. Aşağıda bu ailenin tatil için gideceği otelin ücret tablosu verilmiştir. Bir otelin konaklama ücret tarifesi bu şekildedir. Pardon, şuradan çok özür diliyorum. Şu şekilde. 2 yetişkin ve 4 çocuk katılacakmış. Şimdi şöyle bakacağız biz duruma. 5 yaşında, hatta 7 yaşında, 11 yaşında ve 15 yaşında. Şimdi 0-6 yaş arası ücretsiz olduğuna göre bu zaten otomatikman gitti. 2 tane de yetişkin var. Yetişkin, yetişkin diyorum. Hatta yet yazayım ki ne olduğunu hatırlayabilin. 7 yaşında olan çocuk için 60 TL ödüyorum. 11 yaşında olan çocuk için 60 TL ödüyorum. 15 yaşında olan çocuk için 80 TL ödüyorum. Yetişkinler içinse 110 TL ödüyorum. Bu benim bir günde ödediğim para. Bir günde ödediğim para toplarsam hepsini 420 lira mı yapar? 420. Ben 2 gün konaklayacağım. O zaman bunu 2 ile çarpıyorum. 2 kere 0, 0. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. O zaman ben bu konaklama için toplamda 840 TL para ödemiş olurum. Devam ediyorum bir sonraki soruyla. Demiş ki, bir tane küp vermiş, birim küplerden oluşturulmuş dikdörtgenler prizması vermiş. Hacmi nedir bunun? Tabanı, yüksekliği ve diğer ayrıtı. Burası 4, burası 3, burası 2. Hepsinin çarpımıdır. Hacim eşittir diyorum. Eşittir. 4 çarpı 3 çarpı 2. 4'ten 3'ü çarptım 12. 12 ile 2'yi çarparsam cevabım 24 birim küp olarak bulunabilir. Devam ediyorum. Bir torbada bulunan mavi, yeşil, kırmızı ve sarı bilyelerin sayıları renk belirtmeden aşağıda gösterilmiştir diyor. Buna göre demiş ki mavi bilye sayısı yeşil bilye sayısının 3/4'üdür. Şimdi burada 3/4 gibi bir oran yok. Ama mesela bunun iki katını alsam 6/8 gibi bir oran mı olur? 6 da var, 8 de var. O zaman 6 olan mavi, 8 olan yeşildir. 6 olan mavi, 8 olan şu oku sileyim de ne yazdım belli olsun. 8 olan yeşildir. Sonra demiş ki en az sarı bilye vardır. En az bu sarı. O zaman buraya da kaç kalır? Kırmızı kalır. Şimdi sayı olarak topladığımda 8, 6, 4 ve 2. Toplamda 20 tane bilye mi var? Bilye. Yazamadım. Silelim, aşağıya yazalım. 20 tane ne var? Bilye var.
Sonra da demiş ki kırmızı bilyelerin tüm bilyeleri oranı. Kırmızı bilye kaç tane? Tekrar bakalım hemen. Kırmızı bilye 4 tane. Kırmızı bilyenin tüm bilyeleri oranı demiş. 4 bölü 20'dir. Bunu da sadeleştirirsem 4'ü 4'e böldüm 1. 20'yi 4'e böldüm 5. Cevap 1 bölü 5 olur. Doğal sayıların oluşturduğu küme N harfiyle gösterilir ve N eşittir, parantez açtım, 0, 1, 2, 3, nokta, 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 parantezi kapattım. 6. sınıfta okuyan 4 öğrencinin sonucunu doğru bir şekilde bulduğu işlemler aşağıda verilmiştir. Buna göre hangi öğrencinin bulduğu sonuçlar doğal sayılar kümesinin elemanıdır? Şimdi tek tek bulalım. Cemre eşittir. 15 çarpı 3 bölü 2 olur. Yani 45 bölü 2. Geldim Emre'ye. Emre eşittir. 12 çarpı 4 kere 1, 4, 3 ekledim. 7 bölü 4 olur. 4'ü 4'e böldüm 1, 12'yi 4'e böldüm 3. 7 kere 3'ten 21 olur. Bu bir doğal sayıdır. Geldim öncü mü? Önce. Öncenin işlemi 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 6. Burayı 3, burayı 2 ile genişletirsem 6 bölü 6 olur. Bu da 1'dir. O zaman öncenin işlemi de doğrudur. Diğerini yapmama gerek yok. Zaten cevap çıktı. Emre ve öncedir cevap. Ama diğerini de yapmak istersem 8 kere 1, 8, 5 ekledim. 13 bölü 8 olur. Pardon. Şunu bir küçülteyim öncelikle. Çok küçüldü şimdi de. Böyle, böyle iyi. Evet. 13 bölü 8 olur. Diğeri de eksi 2 bölü 3'tür. Ben bunları 24'te eşlemek istersem burayı 3 ile burayı 8 ile çarparım. Çarptığımda 39 eksi 16 bölü 24 olur. 23 bölü 24'tür. Bu da bir doğal sayı değildir. 60. soruyu da çözüyoruz. Şimdi diyor ki bir terzi 30 metre kumaşın 1 bölü 2'sini kullanmıştır. Hemen 30'un 1 bölü 2'sini bulalım. Yani bunlar 15 olur. 15 metre kullanmıştır. Geriye ne kadar kalmıştır diyor. Ben 30'um vardı. 15'ini kullandım. Geriye 15 metre kumaş kalır. Şimdi sevgili arkadaşlar, sizlerle birlikte denemenin ilk 10 sorusunu tek tek çözdük. Sizlerden isteğim kendi yaptığınız cevaplarla bu çözümleri karşılaştırmanız ve bunun sonucunda hala anlamadığınız bir yer varsa bunu bana sormanız. Danışman öğretmenleriniz aracılığıyla yapamadığınız ya da anlamadığınız ya da benim çözdüğüm yerde kafanıza takılan bir şey varsa bunları bana soruyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin.